izleyicilerimiz de mutlaka duymuşlardır. Alman Federal Meclisi bu hafta 750 milyar euroluk yardım paketi onayladı. Tüm partilerin desteğiyle meclisten geçti bu yasa tasarısı. Covid-19'un etkilerini hafifletme yasa tasarısı olarak ismen geçiyor bu yasa tasarısı. Ve birçok dalda koronanın etkilediği dalda yeni düzenlemeler öngörülüyor. Ceza hukukundan başlayıp, iflas hukukundan devam edip, kira hukukundan ve tabii ki de ekonomik boyutta, birçok sosyal ve ekonomik boyutta şu an bu hastalığın veya bu pandeminin, salgının yarattığı donukluğu bir şekilde hafifletmek için bazı düzenlemeler öngörüyor bu yasa tasarısı. Bu 750 milyarlık paket yeterli olacak mı kısa vadede veya uzun vadede sizce? Olayın gidişatına bağlı bence. Şu an zaten 750 milyar euro onaylandı ama bu şu an önümüzü göremediğimiz için ki hükümet de aynı şekilde tam anlamıyla olayın nereye gideceğini kimse öngöremiyor. Kısa vadede çözülecek gibi gözükmüyor tıbbi boyutta. Tıbbi boyutta çözülmediği sürece ekonomik boyutta da ciddi anlamda hatta global bir şekilde ekonomik kriz kaçınılmaz gözüküyor. O anlamda da yetmeyecek bence. Şimdi tabii bunları da konuşacağız ama yasalakları da konuşacağız. Ama öncelikle sizin bilgi ve birikiminize dayanaraktan soruyorum veya öngörünüzde avukat olduğunuz için. Bu koronavirüs ya da yeni adıyla hep mutasyona uğradığı için soruyorum. Covid-19 Avrupa Birliği'ni nasıl etkileyecek? Birliğin dağılma söz konusu olabilir mi? Öngörünüz nedir ileriki günlerde? Valla çok özel bir durum. Yani dayanışma, siyasi dayanışma adına da Avrupa Birliği zaten bu amaçla kurulduğundan yola çıkarsak şu an Avrupa Birliği de varoluş sebebiyle ilgili bir deneme sürecinden geçiyor. Bu kriz atlatıldıktan sonra zaten Avrupa halklarının Avrupa Birliği nezdinde birleşmeleri sadece ekonomik mi yoksa ondan öte değerler birliği diye zaten kuruldu bu Avrupa Birliği. Bu insani, humanist değerlerin ne kadar geçerli olduğunu, ne kadar ekonomik bazda beraber olunduğu ortaya çıkacak yani. Yani koronavirüsten sonra bu değerin, birliğin ne kadar ileriye doğru gidip gitmeyeceğini virüsten sonra göreceğiz diyorsunuz. Tabii yani mutlaka kaçınılmaz olacak. Nasıl şimdi karantinde kalan eşler, aileler de kendi çapında bu deneyimi verdikleri gibi Avrupa Birliği de bu süreçten sonra varoluş sebebinin var olup olmadığını göreceğiz. Şimdi ben yasalaklara geçmeden bu gibi sorular sorayım. İnsanlar, takipçilerimiz zaten yavaş yavaş gelmeye başladılar. Sizler de arkadaşlar altta yazan WhatsApp numaramızdan soruları sorabilirsiniz ya da direkt bu videonun altına yorumlar yazabilirsiniz. Ben de bu arada hem telefonla meşgul oluyorum hem de soruları zaten hazırladık, sizlere soracağız. Özkan Bey, bu aşamada 750 milyarlık yardım dedik ama onun öncesinde eyaletler, Almanya genelinde eyaletler Soforthilfe yardımlarını açıkladılar. Bundan biraz başlayabilir miyiz? Soforthilfe nedir? Evet. Şimdi Mehmet Bey, bilindiği gibi bu virüs ile mücadele kapsamında birçok iş yeri faaliyet kısıtlandırmasına uğradı. Hatta kapatıldı. Aynen. Ondan ötürü tabii olayın ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutu sadece işvereni değil, çalışanı da ilgilendiriyor ama öncelikle işverenler bazında olaya girirsek bu yardım paketini analiz edebiliriz. Şimdi herkesin de mutlaka bilhassa iş adamlarının duyduğu bu acil yardım, yani Soforthilfe olarak adlandırılan eyalet bazında dağıtılacak olan maddi hibe yardımı söz konusu. Bu yardım eyalet bazında farklı koşulları var detayında. Yani her eyalette aynı koşula bağlı değil ama hemen hemen aynı sistemle uygulanacak. Belirli işçi sayısına göre belirli rakamlar dağıtılacak. Bazı eyaletlerde 30 bin euroya kadar, bazı eyaletlerde 9 bin euroya kadar. Evet. Bu yardımın
ana gayesi, adı da üstünde zaten, acil bir yardım sağlamak, likidite sağlamak. Yani şirketin jiro duruşunu kısa süre için engellemek adına verilen bir yardım. Bu yardımın tabii ki koşulları var. Bu konuda ben küçük ölçekli iş adamlarımızı, ki onlar için dizayn edilmiş bir yardım paketi bu, orta ve büyük çaplı şirketler için farklı yöntemler uygulanacak. Evet. Uyarmak istiyorum, dikkatli hareket edin. Şu an her yerde, neredeyse WhatsApp'ta zincir haber olarak online başvuru formunu doldurup paranızı alın diye bir intiba yaratılıyor. Sanki hiç koşulu yokmuş gibi. Dikkatli olmasını istiyorum insanların. Bu verilecek yardım hibe, yani geri talep edilmeyecek. Güzel, ama koşulları var. Yani koşullarından biri de dikkat edilmesi gereken, şu an şirketin yaşadığı jiro düşüşü veya durumu koronavirüsü döneminden kaynaklanmış olması lazım. Yani Ocak ayında, Şubat ayında zaten durumu kötü olan bir şirket, jirosu düşük olan bir şirket, bundan fırsattan istifade edip yardım alması hem etik değil hem zaten yasalara aykırı. Bu konuda dolduracağınız online, sadece online oluyor şu an, formda dikkatli ve doğru bilgiler verilmesi çok önemli. Çünkü verilen yardımlarla ilgili bunun açıklaması yapıldı. Yani şu an bir incelemeye girilmeyecek. Yardımlar bürokratik olmamak şartıyla kısa sürede dağıtılacak. Ama bu dönem bittikten sonra da burada incelemeler yapılacağı şart ve zaten şimdiden söyleniliyor. Bu yardımı talep eden kişi yeminli beyanda bulunuyor. Ayrıca staatliche Versicherung, verdiğim bilgiler şirketim hakkında doğrudur diye yemin ediyor ve bu yanlış veya yalan yeminli beyanda bulunmak cezai anlamda 1 sene hapis cezasından başlıyor. Burada dikkatli olalım lütfen. Bunu daha sonra, bu hibe paketini daha sonra zaten araştıracaklarını söylüyorsunuz. Kesin, yani onu şimdiden söylüyorlar. Bu dönemde yapamayacağız diyorlar, kapasite eksikliğinden, ama zamanı gelecek. İnşallah bu dönemi de atlatacağız ve ondan sonra savcılıklar teker teker şirketlerin hesaplarıyla ilgili bilgi alacaklar ve gerçekten herhangi bir jiro sıkıntısı olmayan bir şirketin bu yardımdan faydalandığı ortaya çıkarsa, verilen bilgiler yanlış yalan beyanlar mevcut ise ceza davalarında büyük bir patlayış olabilir yani. Şimdi esnaf ve şirketlere yönelik korona yardım paketi açıklandı. Ama burada bireysel olarak bir yardım paketi var mı? Veya kişilere bir, mesela Amerika'da en büyük yardım paketi açıklandı Özkan Bey. Ve şu gündemde kişilere de bir seferliğine, örnek veriyorum, 1200, örnek vermiyorum, hakkında söylenen bir şey, 1200 dolar bir seferliğine verme olayı var. Almanya'da da böyle bir şey var mı? Yani bir seferliğine, örnek veriyorum, 700 euro veya 1000 euro kişilere verelim. Şimdi bahsettiğimiz acil yardım küçük ölçekli esnaf ve iş adamları için ayarlanmış bir yardım paketi. Zaten korona döneminden önce de sosyal bir hukuk devletiydi Almanya ve bu durumları soyut bir şekilde kaldıracak bir şekilde bir sistem mevcut Almanya'da. Şimdi olaya tepeden bakacak olursak, bir işverenin aldığı kısıtlamalardan ötürü, yani ya işçileriyle ilgili karantina uygulaması olabilir ya da kendi iş yerinin tamamıyla kapatılması söz konusu olduğu zaman tabii ki bir jiro kısıntısı veya bitimi söz konusu oluyor ve işçilerini ödeyememe durumuna geliyor bir işveren. İşverenlere burada tavsiyem, işçilerinizi çıkarmadan önce kısa süreli çalışma modeli dediğimiz Kurzarbeitergeld, yetkili olan yerel Bundesagent für Arbeit'tan, iş bulma kurumlarından vergi danışmanınızın yardımıyla bu sisteme başvurması ve işçilerin çıkarılmaması çok önemli bu dönemde. Maaşın %60'ı, eğer çocuklu bir çalışansa %67'sine kadar devlet tarafından 24 aya kadar, 12 aydan 24 aya çıkarıldı bu paket nezdinde bu Kurzarbeitergeld. Burada da bir uzatım söz konusu yani. Ondan sonra işveren tabii ki işçilerini tutabildiği sürece, işçilerinin de tabii maaş aldığı sürece işçilerle ilgili de düzenlemeler var. Mesela bir birey, bir tüketici
işveren için de geçerli bu. Kira ödemek zorunda. Kira öderken bu konuyla ilgili az önce bahsettiğim COVID-19 salgını etkileriyle ilgili hafifletme yasa tasarısında bahsi geçen normal şartlarda iki kira boyutunda bir borç oluşturan kiracı ev sahibi tarafından acil çıkış yöntemiyle evinden men edilebiliyor. Bu yasa tasarısında, onaylanan yasa tasarısında bu iki ay borç oluşturup evden çıkartılma hakkını ev sahibinden bir şekilde elinden alınmış oluyor. Belirli bir dönem için 30 Eylül'e kadar geçici olarak askıya alındı bu yasalar. Ve ondan sonraki dönem için Mart 2021'e kadar Alman Adalet Bakanlığı'na bu süreyi uzatma yetkisi verildi. Yani zor durumda olan bir birey, bu işveren içine geçerli kira boyutunda, kiralarını şu an ödemediği takdirde söz konusu kiraladığı gayrimenkulden çıkartılamıyor. Ama yanlış anlaşılma olmasın, kira ödeme mecburiyeti devam ediyor ve ev sahibi kirasını alamayan ev sahibi kirasına yönelik dava açma yetkisine hala sahip. Sadece çıkış hakkı oluşmuyor. Bu da çok önemli. Diğer yönden işverenler için önemli olan sadece bu yardım paketi değil. Vergisel anlamda bayağı düzenlemeler var. Geçici olarak bu peşin vergi ödeme sistemi, işverenler şu an benim anlattığımı biliyorlar ve anlayacaklar. 3 ayda bir ön ödeme, yapılan ön ödeme, FAVOS'a ister gelir vergisi için olsun, ister kurumsal vergi için olsun, ister KDV vergisi için olsun, durdurma şansına sahip. Yetkili finansanta, vergi dairesine, vergi danışmanınız kanalıyla böyle bir başvuruda bulunduğunuz zaman 3 ayda bir ödenen peşin vergi ödemelerini sıfıra indirebiliyorsunuz. Öyle bir hakkınız da var. Özkan Bey, bu normal kiralar için de geçerli ve ticari, yani örnek veriyorum bir fabrika olsun, bir işletim yeri olsun, bunlar da bunlar için de geçerli değil mi? Kirayı, bakınız bu çok önemli. Kirayı ödememe hakkına sahip kılmıyor sizi bu yasa tasarısı. Sadece kirayı iki ay boyunca ödemediğiniz takdirde normal şartlarda ev sahibi sizi evden çıkarabilme hususunda bu yasa askıya alındı 30 Eylül'e kadar şimdilik. Kira ödeme mesuliyetiniz devam ediyor. Ödenmediği takdirde bunun faiziyle beraber sonra mutlaka ödeneceği de kesin yani. Yani bundan kaçış yok. Bir şekilde o hakkı, o parayı ödeyeceğiz. Ki öbür taraftan bakacak olursak, ev sahibi de gayrimenkul kredisini öderken tabii zorlanacak, alamazsa eğer kiralarını. Bu konuda da hem bireysel kredi alanlar için hem de gayrimenkul kredileri için çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bankalar başvuru üzerine kredinizde 6 aylık bir dondurma hakkını kolaylıkla tanıyorlar. Yani evinizle ilgili herhangi bir özel tüketim kredisiyle ilgili ödeme zorluğu çekerseniz bankanızla direkt bu hususu konuşun ve yazılı başvuruda bulunup en azından 6 aylık askıya alabilirsiniz ödemelerinizi. Bireysel kredilerde de aynı değil mi Özkan Bey? Tabii ev kredileri için de geçerli bu. Tüketim ev kredileri için de. Onu bilmiyordum. Efendim? Ev kredileri için de geçerli. Tabii bankanızla görüşün. Bankalar 6 ay nezdinde bir ödeme durdurmasına şu an sıcak bakıyorlar ve müşteriyle yine karar veriyorlar. Evet. Özkan Bey, şimdi COVID-19'dan sonra bir anda gündemimize girdi olay. Ama herkes şu yasak gelecek, bu yasak gelecek, karantinaya alınacağız bilmem, bir sürü dedikodular ortaya çıktı. Ama şu konuda hemfikiriz, karantinaya altına alınacağız. Karantina nedir? Böyle bir hukuksal olarak bizlere söyler misiniz? Karantina nedir? Evet, karantina ile ilgili düzenlemeler Almanya'nın Infektionsschutzgesetz dediğimiz salgınla mücadele yasasında belirleniyor. Şu an hastalık sayıları toplam nüfusa nazaran düşük olduğu için belki izleyicilerimiz de yakın çevresinde belki buna daha rastlamamış olabilirler. Ama hastalığın gidişatı ve tıbbi açıdan analizlere göre rakamlar yükseldikçe günlük göreceğimiz, duyacağımız ve kendi şirketimizde, iş yerimizde yaşayacağımız konu olabilir bu. Yetkili olan, karantina uygulamasında yetkili olan makam
yerel sağlık dairesi, yani Gesundheitsamt dediğimiz makamdır. Bu makam ya teşhis üzerine, yani kişinin gerçekten COVID-19 hastalığına yakalandığı kanaatine varırsa, ya da şüphe üzerine ya işçiyi, ya belirli işçileri, ya da komple şirketi, iş yerini kapatma yetkisine sahip. Eğer böyle bir durumla baş başa olursak ne oluyor? Öncelikle tabii karantina uygulanan işçi maaşını işvereninden devam alıyor ve işveren bu maaşını devam ödemek zorunda. Sanki normal bir hastalık raporu almış gibi işveren tarafından ilk 6 haftasını maaşını devam alıyor. Ondan sonra da hastalık parasına, yani Krankengeld'e geçme hakkına sahip. Özkan Bey, bu lafınızı kesin. Bu sırada, yani COVID-19 çıktı, ben ödeyemiyorum, size çıkış verdim diyebilir mi bir işveren? Çıkış gerekçesi olarak COVID-19 yeterli değil tabii. Ama şimdi işverenlerin, yani COVID-19'dan önce de iş hukuku mevcuttu. Evet. İşten çıkarılma tehlikesi yaşayabilir mi çalışanlar? Yaşayabilir. Nasıl yaşayabilir? Öncelikle tabii probsite'da deneyim süresinde olan işçilerle ilgili işveren herhangi bir gerekçe sunmadan 2 haftalık süreyi göz önünde bulundurarak rahat bir şekilde işçisini zaten işten çıkarabilir ve hala da çıkarabilir. Burada herhangi bir askıya alma söz konusu değil iş hukukuyla ilgili. Ayrıyeten evet, o işçiden daha az işçisi olan işverenler için de hemen hemen aynısı geçerli. Bunlar da herhangi bir gerekçe sunmadan işçisini işten çıkarabilir. Sadece burada işçinin çalışmışlık süresini göz önünde bulundurarak ona göre bir süreyle çıkarması gerekiyor. Yani 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 6 ay sonraya çıkış verebilir. Herhangi bir gerekçe sunmamaksızın. Nerede korunuyorsunuz? Evet. Çıkışa karşı koruma yasası, Kündigungsschutzgesetz, işçi sayısı ondan fazla, en az 10 ve ondan fazla olan işverenlere diyor ki, bir işçi çıkaracaksan bir gerekçe gerekiyor. Covid-19'dan önce de mevcut olan gerekçeler şu an işveren tarafından kullanılabilir. Mesela Betriebsbedingte Kündigung diyoruz. Yani şirketin iş hacmi düşüşünden ötürü mecbur kaldım, jiro yapamıyorum, iş yapamıyorum. İşçi sayımı düşürmek zorunda olduğum için çıkış verebilir işverenler. Burada tabii koşulları var. Burada işçi veya çalışan bunu iş mahkemesine, 3 hafta içinde iş mahkemesine mutlaka dava açması gerekiyor. Koşulları da nedir? Yani iş mahkemesi neye göre karar verecektir? Bu çıkış geçerli midir, değil midir diye. Evet. Birincisi, gerçekten iş hacminde bir düşüşü ispatlamak durumunda işveren. Ondan öte de sosyal kriterlere uygun bir çıkış vermiş olması lazım. Yani aynı vasıfta, aynı kıyaslanabilecek işi yapan işçiler arasında öncelikle bekar olanı, öncelikle kısa bir süreden beri iş yerinde çalışanı çıkarmak zorunda. Oysa aile ailesi olan, çocukları olan ve uzun süreden beri çalışan işçiler burada sosyal kriterlere göre en son çıkarılacağına göre korunuyor bu yasa tarafından. Şimdi tabii normalde yasa karantina ile ilgili veya salgın hastalıklarla ilgili Almanya'da kanun nasıl? Yani bir kanun var mı önceden konulmuş? Bahsedeyim. Salgınla mücadele, Infektionsschutzgesetz, az önce bahsediyordum. Evet. Çalışanlar açısından karantinayı anlattım ama işveren açısından bakacak olursak, evet, karantinaya alınan teşhis veya şüphe, hastalık şüphesi üzerine işçinin maaşını 6 hafta boyunca işveren ödüyor. Bu 6 haftalık yaptığı ödemeyi yetkili sağlık dairesinden, Gesundheitsamt'tan talep üzerine sonra iadesini alabiliyor. Yani işverene bir şekilde tazminat ödeniyor. Ödediği maaşları, karantinada olan işçi öncelikli korunuyor, işveren ödüyor. Sonradan bu ödenen maaşları işveren iade alabiliyor. Bir karantina daha var. Komple iş yerinin kapatılması, yani yasaklanması. Berberlerde yaşadığımız vaka şu an. Biliyorsunuz bazı meslek gruplarına evet, ait komple Tätigkeitsverbot dediğimiz, yani çalışma yasağı getirildi. Bu meslek gruplarına ait olan insanlarımız da eyalet bazında Landschaftsverband dediğimiz kurumlardan uğradığı zararı, bir ay önceki, iki ay önceki yaptığı jiroya göre uğradığı hasarı tazmin alması mümkündür. Bunu yetkili olan Betriebsregierung'lardan
talep etmeleri, başvurmaları gerekiyor. Ben konudan konuya atlamamak için gelen soruları da sormak istiyorum. Yasaklara uymazsak cezalar nasıl diyor? Yani cezalar hakikaten uygulanabilir mi? Örnek veriyorum, dışarı işin olmadığın sürece dışarı çıkmak vesaire. Şimdi ceza bu boyutuna gelecek olursak COVID-19'un tabii kamu düzenine aykırı faaliyetler boyutu var. Yani o atmış video şikayet, buz geldi boyutu var. Burada işte eyaletten eyalete koşullar da değişiyor burada. İki kişiden fazla kişiyle, aile ferdi olmayan kişiyle açık ortamda gezmekten tutun, buluşmaktan tutun. Restoranın 50 metre yakınında gel al sisteminle çalışıyor biliyorsunuz restoranlar, taneler şu an. Ama oradan aldığınız yiyeceği 50 metre yakınında, mesela Kuzey Amerika'da böyle, o restoranın 50 metre uzağında yemek zorundasınız. Yakınında yediğiniz zaman 200 euro cezası var. Yani buna benzeyen küçük para cezaları içeren kamu düzenine aykırı faaliyetler boyutu var. Bir de ondan öte olayın ciddi olan ceza hukuku, asıl ceza hukuku boyutu var. İşte hasta olan bir kişinin, yani teşhisi koyulmuş kişinin karantinada kalması gerekirken dışarıda gezip bu hastalığı bulaştırma tehlikesini yansıttığı için adam yaralamaktan, yani körpaferetsin dediğimiz teşebbüs, adam yaralamaya teşebbüsten yargılanabileceğini de söylemek istemiyorum. Yani olay sadece 200-300 euroluk cezalarla bitmiyor. Mevcut olan yasalara göre hasta olduğunu bilen bir kişi veya hesap edebilen, yani muhtemelen hastayım deyip de başkalarına bulaştırıcı bir şekilde karantinaya geldiği zaman burada adam yaralamaya teşebbüsten yargılanabilir. O zaman o zaman Özkan Bey, hastalık şüphesi durumda işçi evde kalabilir. İşveren de bir şey diyemez. Yok. İş hukukuyla ilgili şüphe yetmiyor işte. Burada en azından doktor tarafından telefonla dahi olsa hastalık raporu alınması gerekiyor. Ondan sonra işçi evde kalabilir. Biliyorsunuz yeni düzenlemeye göre telefon üzerinden en az bir haftalık hastalık raporu almak gayet basitleştirildi. Evet. Kendi kafasına göre korkudan ötürü veya şüphesi üzerine işçi evde kaldığı zaman işveren tarafından uyarılabilir. Hatta ve hatta işten çıkartılabilir. Burada iş çalışanların dikkat etmesi gerekiyor. Yani kendinizin duyduğunuz şüpheyle hareket etmeyin. En azından doktor tarafından çalışamaz raporunu almış olmanız gerekiyor. Özkan Bey, bu arada evden çalışma sistemi başladı. Yani online eğitim gibi evden çalışma sistemi başladı. Ama bazı işler tabii ki evden olmuyor. Mecbur ya gideceksin ya gitmeyeceksin. Ama evden çalışma imkanı olan kişilere, işverenler, örnek veriyorum. Evden çalışacaksın, laptopun açık kalacak ama kişinin laptopu yok, bilgisayarı yok. Telefon, özel bir telefon hattı yok vesaire. Bunları işveren karşılamak zorunda mı? Şimdi öncelikle evden çalışma sistemi, home office İngilizce terimi, yaptığınız iş buna bir kere bir uygun olması lazım. Eğer bu uygunluk söz konusu ise işverenin tabii işçisini koruma ilkesi altında tartışılır bu. Kolaylıklar sağlamak zorunda. Evet. Ki kendisi de zaten bu sisteme geçmeye eğilimli olacaktır. Eğer işinin devam etmesini istiyorsa işçilerini korumak adına bu bağlamda oluşan masrafları Betriebsmittel dediğimiz, yani çalışma gerekçeleri, bunun işveren tarafından tabii hazırlanıp ödenmesi gerekiyor ve çalışana hazır bir şekilde verilmesi gerekiyor. Ama bu konuda bakınız, ben iş hukukunu yapıyorum yıllardan beri bu dalda çalıştığım için, bazı davalarda çalışan veya işveren fark etmiyor, bana başvurduğu zaman benim çok sevdiğim bir söz var. Bakınız, iş hukuku yani adı üstünde bir hukuk var. İşverenle çalışan arasında sadece yasalarla, maddelerle define olmuyor. Burada insani boyutu da var. Her şeyi mahkemeye taşımak veya kanunla çözmektense, bilhassa bu dönemde şu an benim hep dediğim, avukattan yazı yazdırmadan önce öncelikle insani bir şekilde, dostane bir şekilde işvereninizle, çalışanınızla iki tarafı da memnun edebilecek çözümlerin aranması. Ondan sonraki aşamada
iş mahkemelerine çıktıktan sonra maalesef iş mahkemelerinin %90'ı uzlaşmayla bitiyor. Diyeceksiniz ne güzel bir şey, uzlaşıyor o zaman işverenle işçi, ama genelde uzlaşma bundan ibaret oluyor. İkisi ayrılma kararı alıyor. Parasal boyutta bir şekilde düzenleme ayarlanıyor ve ondan sonra yollar ayrılıyor. Yani iş mahkemesine ne zaman gidilir? Çıkış aldığınız zaman. Bu dönemde eğer bir çıkış alırsanız işvereninizden mecbursunuz haklarınızı korumak için, ama ondan önceki aşamalar ve ondan önceki noktalar için genelde benim tavsiyem dostane bir şekilde uzlaşma bazında açık bir şekilde işvereninizle, çalışanınızla sorunlarınızı çözmeye çalışın. Zaten bu durum inşallah geçici. Sizin öngörünüz nedir? Ne zaman biter bu koronavirüsü? Vallahi onu, bu soruyu daha çok tıpçı arkadaşlarımıza sormak lazım, ama benim de sizin gibi, yani tıpçı değilim ben, aldığım bilgilere göre olaydaki hastalık sayıları artacak gibi gözüküyor. Bir şekilde ekonomik sistemin ayakta durmasını sağlayacak gibi bir eğilim var. Sağlık Bakanlığı'nın, Alman Sağlık Bakanlığı'nın 2-3 gün önce yaptığı açıklamada işte 19 Nisan'dan sonraki dönem için şu an teyakkuzdayız, inceliyoruz, bakıyoruz, rakamlarda bir gerileme veya azalma kaydedebilirsek bazı kolaylıklar getirebiliriz diyorlar, ama bazı kolaylıklar derken eski sisteme bence önümüzdeki 6-9 ay veya bir seneye kadar mutlaka geçilmesi mümkün değil gibi gözüküyor. O zaman bu noktada daha önceden alınmış yurt dışı veya yurt içi fark etmiyor biletler var, uçak biletleri vesaire. Bunlar zaten yasal olarak geri ödemek zorundalar değil mi firmalar? Şimdi seyahat konusunda da biliyorsunuz büyük kısıtlamalar var. Birçok ülkede komple hava trafiği, kara trafiği, içeri girme, sınırdan geçme hakları askıya alındı. Tabii önceden alınmış, planlanmış seyahatler söz konusu. Uçuşlar ve paket halinde, yani otel artı uçuş paket halinde alınmış seyahatler söz konusu. Burada iki ayırmak lazım. Sadece uçuş bazında bakacak olursak pratikte birçok uçak şirketi şu an Türk Hava Yolları gibi uçuş gerçekleşemiyorsa eğer, bu ödediğiniz parayı başka bir dönemde, sonraki dönemde yeni bir bilet almak adına size parasal boyutta sayıyor. Yani para iadesi olmuyor, ama bu dönemden sonra o düzeyde, o parasal düzeyde yeni bir bilet alma şansı tanıyor. Aslında hukuken bakacak olursak sadece bilet alınmış ise, yani paket halinde değilse, uçak şirketleri, ki bunu birçok Türk Hava Yolları'dan öte olan şirketler iade etmiyor müşterilerine ve hukuki de temiz bir şekilde bunu iade etme mecburiyetleri yok aslında. Çünkü uçak şirketinin de burada herhangi bir suçu yok diyelim. Çünkü Aussergewöhnliche Umstand, yani özel bir durum, kanunen yasaklanmış bir uçuş. Uçak şirketinin de herhangi bir şeyi olmadığı için, mesuliyeti olmadığı için bu paraları iade etmek zorunda değil uçak şirketleri aslında. Özkan Bey, bu durumda Türkiye'den buraya gelmiş, turist olarak gelmiş kişiler var. Türkiye Cumhuriyeti zaten operasyon yapıp kendi ülkelerine götürüp orada 14 gün karantina, Türkiye'ye götürüp 14 gün karantinadan sonra normalde Türkiye'de serbest ulaşabiliyor. Ama bu süreç zarfında burada kalanlar daha var turist olarak. Vizeleri biterse ne olacak? Güzel bir soru. Bu konuda, yani bu seyahat kısıtlamalarıyla, seyahat özgürlüğü kısıtlamalarıyla ilgili günlük olayı şu an değerlendiriyoruz, izliyoruz. Şu anki eğilimler tabii hep kısıtlamaya yönelik devam ediyor. Türkiye'de bildiğim kadarınca Türkiye'ye girme konusuyla ilgili Nisan ayının sonuna kadar bir geçici olarak bütün hava trafiği durduruldu. Ondan sonra dönemler için bakılması lazım, yani gidişat ne olacağına ilişkin. Çünkü şu an gerçekten bu salgının, pandeminin başındayız ve olayın tıbbi gelişimi tabii hukuki boyutta da belirleyici oluyor. Şimdi pandeminin başındayız dediniz. Bir iki hafta sonra belki en yüksek seviyelerde olabilir. En yüksek seviyelerde olduğu zaman aynı sistemler belki katı şekilde, evden hakikaten sınırlı değil de tamamen çıkmama şeklinde olabilir. İş hukukunda işverenler veya büyük iş patronları
acaba hükümete, devlete işte açın artık işleri, biz batacağız vesaire diye diyorlar mıdır? Benim şahsi kanaatime göre zaten şu an Sağlık Bakanlığı'nın verdiği demeci de bu bağlamda anlamak lazım. Yani olayın tıbbi gelişimi, doktorlara bakacak olursak 19 Nisan'da bitip bitmemesini bir kenara atın. Yani mutlaka bu tehlike uzun, aylarca devam edeceği ortada. Ona rağmen Sağlık Bakanlığı bu hususta icabında hafifletici önlemler alacağız diye, yani günlük ticari, ekonomik hayatı kısıtlayan boyutta belki bazı özgürlükler getireceğiz diyorsa, bu tabii ki ekonomi dünyasının baskısından ötürü bir eylem olacak. Çünkü ekonomi gerçekten Almanya gibi ekonomisi güçlü olan bir ülkenin kaybedebileceği ekonomide de büyük değerler var tabii. Ama öncelikle sağlık diyoruz yani. Evet. Özkan Bey, programımızın sonuna doğru geldik. Şunu da belirteyim. Yardım paketlerini kendi avukatlarınıza veya kendi vergi uzmanlarınıza sorup araştırsınlar. Size böyle bir şey geliyor mu bilmiyorum ya, benim vergi zopor tilifemi, antrağımı doldur da gideyim falan diye bir şey yapmıyorsunuz. Yok. Bizim bu bağlamda verebileceğimiz destek, evet, kişilere özel tabii yararlanacağı desteklerden, fonlardan, yardım paketlerinden veya işçileriyle ilgili yapmak istediği düzenlemelerle alakalı veya çalışanın uğradığı işverenin hamlesine ilişkin danışmanlık veriyoruz tabii. Bunu COVID-19'dan önce de veriyorduk. Doldurulması gereken evraklar genelde online olduğu için ve burada büyük bir mesuliyet söz konusu olduğu için biz bu telefondan burada bunları doldurmakla ilgili herhangi bir mesuliyet veya yardım üstlenmiyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi olayın cezai boyutu var. Gerçekten doğruları yansıtır bir şekilde doldurulması şart. İcabında Almancanız yoksa Almancası olan bir kişiden veya mali danışmanınıza başvurun, orada doldurtun diyorum size. Çok teşekkür ediyoruz Özkan Bey. Programımıza katıldığınız, vakit ayırdınız ve takipçilerimizi bilgilendirdiğiniz için. İnşallah ilerleyen günlerde yeni gündemlerle birlikte tekrar bir yayın yapma olanağımız olur. Ya da gelişmeleri değerlendirme imkanımız olur. Bu kapsamda son söylemek istediğiniz şeyler varsa buyurun alalım. Evde kalın diyorum. Evet. Toplumumuzun en zayıf halkasını oluşturan yaşlılarımız ve çocuklarımıza destek çıkalım. Hepimiz için zor bir dönem. Sadece iş dünyası için değil. Biz yetişkinler olarak yaşlılarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım bu dönemde. Teşekkür ediyoruz güzel temenniniz için. Arkadaşlar, evde kalalım ve kendimizi ve dostlarımızı koruyalım. Bu arada bu programımız YouTube sayfasında, TV Live YouTube sayfasında da yayınlanacak. Ve nereden, hangi eyaletten yardım, zopor tilifi alacağınız bilgiler aşağıda yazı bölümünde olacak zaten arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle.